Kerem. Hı? Hayatım, bizim biraz kapkaça kalmamız lazım. Kapkaçak mı? Evet, ne var bunda? Ne alacağımızı tam olarak bilmeden alışveriş yapamayız ki. Keremcim, neye takıldın yine sen? Ya kapkaçak bana biraz ilkel geldi. Sen hiç hayatında bana oradan 2 kilo kapkaçak ver diyen birini duydun mu? Tamam hayatım, özür dilerim. O zaman şöyle desek, mesela çatal, bıçak, teflon tava ya da sabır gibi şeyler. Yani sen genel olarak kapkacak diyorsun. Evet Keremcim, nihayet. Yani beni şu eve taşınmak senin yorduğun kadar yormadı yemin ederim ya. Tamam aşkım benim. Beni mi bekliyorsun? Yok. Kapıcı herhalde. Kazal İngiltere'ye okuluna dönmedi ha? Peki ailesi burada kalıp ev tuttuğunu biliyor mu? Hayır. Peki ya ablan? O da bilmiyor. Tabii kuşlar söylemezse. Merak etme, ablana da casusluk yapacak değilim. Panzeri gezdirirken tesadüfen gördüm seni. Gelip konuşmak istedim. Ayrıca biliyorsun sır tutma konusunda da oldukça iyiyimdir. Ondan hiç şüphem yok zaten. Boğaz kenarında yürümenin en güzel tarafı ne biliyor musun? İki farklı dünyayı, iki farklı kültürü, iki farklı yaşama biçimini aynı anda görebilmek. Düşünsene. Bir tarafta Avrupa. Sorunlarını konuşarak çözen, birbiriyle iletişim kurmaktan, konuşmaktan çekinmeyen insanların coğrafyası. Diğer tarafta ise Asya. Dağ içine kapanık, duygularını, düşüncelerini içine atan insanların coğrafyası. Ve ortada da biz. Ne Asyalı, ne Avrupalı. Akşam akşam coğrafya dersinizi dinlemek çok isterdim ama Hazal evde bekliyor. Yo yo. Sana coğrafya dersi vermek niyetinde değilim. Sadece iletişimsizlikten söz etmeye çalışıyorum. Varmak istediğim konuysa... Durun tahmin edeyim. Asya'da olduğumuz için ablamla evlendiğinizi söylemediniz bana. Karşı tarafta olsaydık söyleyecektiniz. Tüh, bilseydik Avrupa tarafına taşınırdık. Biraz yanlış yorumladı olsa benim yapamadığımı yapıp asıl konuya geldiğin için teşekkür ederim. Asıl ben hayattaki tek yakınımla evlendiğinizi bana söylemediğiniz için teşekkür ederim. İşte asıl mesele de bu zaten Kerem. Biz ablanla sadece formalite icabı evlendik. Formalite bile olsa evlendiğinizi o zaman söyleyebilirdiniz bana. Haklısın. Belki en doğrusu bu olurdu. Ama şunu sakın unutma. Ablan bu formalite evliliği sen burada yalnız kalma diye yaptı. O zaman ben niye şimdi kendimi daha çok yalnız hissediyorum? Hadi gel biraz daha açık konuşalım. İki Avrupalı gibi yani. Senin asıl üzüldüğün şey ablanın senden habersiz evlenmesi değil. Benimle evlenmesi değil mi? Sükût ikrardan gelirmiş. Ama neyse. Endişe etmeni gerektirecek bir şey kalmadı. Dediğim gibi boşanma davası sürüyor. Bir süre sonra boşanmış olacağız. Ablamı seviyor musunuz?
açık açık konuşalım demiştiniz. Ablamı seviyor musunuz? Bu sorunun cevabını ablan da bilmiyor. Bilmeyecekti. Çünkü ona söylemedim. Ama evet, ablanı seviyorum. Ve itiraf ediyorum, bu evliliğin formalite icabı değil de gerçekten olmasını çok isterdim. Ama söylediğim gibi, artık merak edeceğim bir şey yok. Birincisi, demin de söylediğim gibi tayin durdurulunca ablan hemen boşanma davasını açtı. Yani kısa bir süre sonra kağıt üstünde de olsa evli olmayacağız. İkincisi, ben ablanı çok sevdiği kardeşiyle arasının açılmasına göz yummayacak kadar çok seviyorum. Birini çok sevince insan sevgisini tek taraflı yaşamayı da öğreniyor. Ben... Bence sen Hazal'ı daha fazla bekletme. Hadi bakalım. Ben burada kalıp Boğaz'la biraz daha sohbet etmek istiyorum. Hazır çenem açılmışken. Hazal konusunu ablamla... Hazal mı? Hani şu İngiltere'de okuluna devam eden Hazal'dan söz ediyorsun? Telefonla konuşursan selam söyle. Söylerim. Ayrıca unutma. Şimdi ikimizin de bir sırrı var.